Herkese selamlar, ben Geekti Gecko. Ben Failing. Başladığımız gibi bir adet ara sahne bizi karşılayacak. Mübarek loading ekranı da. In my absence, the estate had been overrun by Mobius's soldiers. I hoped that they had not yet found the entrance to the crypt or discovered the body of Janos. Of Vorador, there was no sign. Raziel! The conquering hero. I understand we ought to offer congratulations. Kane, at last, is dead. I suppose you expect similar congratulations on the death of Vorador. Or has he eluded you? We have him, but not without a considerable price in blood. That will have pleased him. Let it sustain him until his head is off, and every vampire in Nosgoth at last is dead. And will that knowledge sustain you? You too are going to your death. For a true servant of the one god, death is never bitter. I will go, again at peace with the knowledge that I have played my small part in our master's plans. Kane is at last destroyed, and you have carried out the deed. Which hero do you think you are now? The vampire savior, or the other one? Have you realized yet that it didn't matter to us which one either of you thought you were, so long as the result was the same in the end? And now, Kane is dead. Really, I cannot thank you enough. So, this has all been arranged every step of the way. And Kane thought I truly had free will. Oh, but you do. And there's the greatest triumph of all. To have compelled the one player who could choose into doing exactly what we required. Well done, faithful servant. And now, I have an execution to see to. Evet, burada Mobius büyük bir ihtimalle Vorador'un idamına doğru gidiyor. Zaten kılıcını da önümüze attı Vorador'un. Önce kılıcını almış, sonra canını mı alacak? Büyük bir ihtimalle zaten epey bir kan dökülmesi gerekti dedi ya. Ben çoktan öldürdü zannediyorum. Yok, giderken şey dedi işte, bir idamı izlemem gerekiyor, izninle ayrılıyorum dedi. Bak işte hakikaten Blood Omen'ı yapsaydım burada çok daha net olacaktı. Çünkü şeyi hatırladım şimdi. Blood Omen 1'de Kane'in Vorador'un kellesini elinde tutup Mobius'un Vorador'un kellesini elinde tutup Kane'le konuştuğu sahne falan. Onu zaten heykel olarak Soul Reaver 2'de de görmüş. Evet. Blood Omen 1'de diyorum ben o kelleyi bir yerden tanıyorum diyorum. Blood Omen 1'i ilk başta yapmamam dev bir hata, dediğim gibi. Ürküttü Chrono Trigger muhabbetinden dolayı artık zaten tam bir şey oldu, efsane oldu LP. Hani yaparım, yapmasına da sürer mi, kaç, ne kadar sürer, ben sıkılır mıyım diyerek vazgeçtim. Bir de sen GOG versiyonunu gösterince Soul Reaver 1'in ben pantolonuma boşalarak o LP ile başladım. Legacy of Kain serisine. Ben hani LP yapmaktan uzun sürmesinden sıkılır... Devam et. Sıkılır mısın emin değilim de oyundan sıkılmayacağına adım gibi eminim. Çünkü şu an bile böyle oturup hayal edince falan Blood Omen 1'in atmosferi bayağı bir hani zamansız derler ya böyle. Evet. Zamanının ötesinde. Hı hı. Yani yaşlanmamış bir atmosferi var falan. Şey yapacağını hiç zannetmiyorum. Hani kontrolleri garip bulabilirsin. Kontrollere alışılır, grafiklere alışılır ama hani garip bulsan bile atmosfere kesinlikle garip bulmayacağına adım gibi eminim. Çok güzel zaten, bir atmosferi var. Zaten oynadım. Blood Omen 1'i biliyorum da. Ha, sıkılmazsın yani. Ve yapacağım da zaten Blood Omen 1'i kafamda. Fakat ne zaman yapacağımı bilmiyorum. Blood Omen 2 içinse sırf Legacy of Kain serisi eksik kalmasın diye yapacağım onun da LP'sini. Blood Omen 1'i yaptıktan sonra. Tabi bunlar çok
relatif zamanlar. Ne zaman yaparım, yapar mıyım, yaşar mıyım yapana kadar bilmiyorum. Çünkü araya diğer serilerin diğer oyunları, üçüncü oyunları, ikinci oyunları bilmem nelere girecek. Evet. Çok güzel bir teaser yaptın bu arada. Kısmet. Bende öyle bir alışkanlık yok maalesef. Yani bir oyunu serisine başladım, bütün oyunların LP'sini yapıp da bitireyim diye bir şey yok. Ya araya oyun girmesi her zaman daha sağlıklı. Öyle yani, her insan keyfine nasıl giriyorsa onun LP'sini yapmalı. Geçen bölüm şey demiştim. Tabii sen henüz oraları izlemiyorsun. Vakıf olamadım henüz ona. Yetişemedin. 14. bölümdeyim henüz. 20. bölümde demiştim bunu. Şimdiye kadar sürekli Blood Omen 1'e cevap veriyorlar dedim. Blood Omen 2'ye ne zaman cevap vereceklerini de oyunun sonunda söyleyeceğim dedim. Ki hakikaten de öyle. Blood Omen 1'de aslında tek başına ele alırsan tek eksik bir nokta kalmış gibi görünmüyor. Blood Omen 1 yani çok güzel paketliyordu kendini. Evet, fakat artık yazarın mı kaşınması diyeyim, ne diyeyim, sanki onları bir açıkmış gibi gösterip aslında olmayan sorulara cevap veriyorlar. O da ayrı bir güzellik. Şeyi açıklama gereğini hissedebilir, hani iyice göstermek zorunda hissedebilir. Şu Blood Omen 1'in sonundaki yaratık sadece hani canavar diye, ne? Unspoken. Unspoken diye geçen. Ki onu da cevapladılar Turelli ile. Ha, orada mı? Bizim sanki benim izlediğim önceki bölümlerde de muhtemelen sen anlatmışsındır, oyun anlatmamıştır, pardon. Muhtemelen senin anlatmandan duydum yine. Yani bir o vardı belki açıklanma gereği duyulan. Pardon, Unspoken Turelli açıklanmıyor fakat Turelli'nin içine giren Hilden'larla açıklanıyor. Hilden'lar Unspoken diyorlar. Yani işte Hilden olduğunu açıklamaları vardı bir tek. Onu da yapmışlar işte. Gerçi onu işte Blood Omen 2'de yapıyorlar direkt. Oradan biliyorsun. Evet. Zaten aslında bakarsan Blood Omen 2'ye hiçbir şekilde cevap vermiyorlar diyorum da, bu Hilden muhabbetinin tamamı Blood Omen 2'nin götünden çıkan bir durum. aslında Blood Omen 1'den daha fazla cevap veriyorlar Blood Omen 2'ye. Bu açıdan bakacak olursan. Ahu Blood Omen 2 yok mu? Burada yaptığımız şey backtracking'in dik alası. Nefret ediyorum. Yani backtracking'i çok severim ama harbiden feci çatmış. Ama Vorador'un malikanesini de sevmiyorum falan. seni de anarak demiştim bunu. Bilmiyorum izledin mi o bölümleri. Defiance'ı bu sefer oynadığımda çok sevdim deyince sen bayağı bir üzülmüştün yani. Çok üzülmek değil la, anlam verememiştim. Nasıl? Ben de anlam veremedim fakat acayip keyif aldım LP için oynarken bu sefer. Enteresan. Arabı verdiler şey. Ne yaptılar? Yo, enteresan bir şey gerçekten. Bak mesela bölüm olmuş 21, hala bunlarla dövüşmeye doyamıyorum. Evet, hiçbirini aksatmadı ben. Ben buraya geldiğimde artık koşarak, o koridorları koşarak geçtim falan. Sikerler fış fış diye. Ya o kadar manasız bir zevk almak, şey anlamsız bir coşku ki bendeki. Şey gibi bir de hani normalde öldürdükçe arka planda oyun sana göstermeyen bir barı dolduruyorsun ve kombolar açıyorsun ya. O komboların hepsini açtıktan sonra artık dövüşmenin de bir manası yok. Canını da doldurmayacaksan ruh emip ya da kan emip. ama sen hiç sıkılmadan, sıkılmadan komboymuş momboymuş sadece savaşmanın zevki için savaşıyorum ben. O zevki algılayabiliyorsun değil mi? Belli zaten yani. Yani oyunun zevkine değil de benim dövüşürken aldığım keyif. Yılmadan. büyük bir ihtimalle uzun süredir aksiyon oyunu oynamadığım için böyle bir canla başla sarıldım Defiance'a. Gerçekten de en son Ascension'ı oynadım aksiyon namına. Ascension'da biraz sönük olduğu için hiçbir beklentiyi karşılamadığı için sadece God of War'un online multiplayer'ına multiplayer için yapılmış bir oyundu. Yazık. Gerçekten yazık. Şu koridordaki kolonlardaki şeyler var ya, kazıklar, demirler. Evet. Bana Soul River 1'deki baygınlaşan düşmanı tutup kaldırıp ona fırlatma olaylarını hatırlattı. Zaten yine ona yapılmış bir gönderme
Sadece şey bana kalmış sadece gönderme zaten. Siktir. Oyunun tamamı bir gönderme serinin diğer oyunlarına göre. Şey sadece şu şarj hareketini yaparsan oraya birilerini fırlatabiliyorsun ama Soul Reaver 1'deki o tutup kaldırıp atma mekaniği yok çünkü vampirlerle zaten savaşmıyorsun. İnsanlarla savaşıyorsun. Yine bu arada, özlediğim mekaniklerden de o bir vampiri öldürmenin 40 çeşit yolu olması. Güneşe atabilirsin, suya atabilirsin, kazığa saplayabilirsin falan. Tabii bunlar Soul Reaver 2 ve Defiance'la kaybolan değerlerimiz. İlk gördüğümde zaten... Diyor, evet. Bu bölümde baştakinden başka cutscene yok rahat ol. Tamam o zaman. Tamam o zaman ya! Benim diyeceğim şeyi unuttum tabii ki. Hatırladım. Şimdi bu Kureli öldürdükten sonra ben LP'de şey dedim. Bir şey aldık ama dedim. Aslında aldığımız şey şu. Bunu daha önce de demiştim LP'de bir bölümde. Şeyinin hani böyle düşmanları force choke gibi böyle tutup kendine çekme ya da geri ittirme hareketi var ya. Raziel'de bu oyunun başından beri yoktu. Sadece işte zayıf telekinezi özelliği vardı. Kureli öldürdükten sonra ekranda beliren işte TK gücü enhanced olduğu olayı TK gücünün Raziel ile Kay'nin eşitlendiğini manasına geliyor. Yani artık Raziel de tutup kendine çekip itebiliyor düşmanları. Bu ben yani vampirde telekinesis olmasına anlam verebildiydim de Raziel'e de vermelerine gerek görmediydim. Yani ne gerek vardı Raziel'de de TK olmasının? Hikayede de bir şey yok. Benim esas anlamadığım olay şu. Spectre Realm'de ne ara duvarları tırmanmayı öğrendim. Evet, evet. Onu da geçen bölüm izlerken fark ettim. Sen bir duvara tırmanmaya çalışıyorsun. Ben kendi kendime smart esim ya ben şimdi. şey diyorum kendi kendime. Spectral Realm'desin, tırmanamayacaksın. Zıpladı tutundu oraya. Ben böyle osmor kaldım. Ben ona daha evvel şaşırmıştım. Ya 3. bölümde ya 4. bölümdeydi. Yani mantıklı ya ne olmuştu. Zaman öğrendik falan yapmıştım. Şeyi anlıyorum. İlk oyunda falan henüz güçsüzsün, suya değemezsin. Yoksa Spectral Realm'e geri düşersin falan diyordu Elder God. Hani ha. Geçen oyunlarda Raziel'in güçlenmiş olmasını aklım alıyor. Suya girsin, bir şey yapsın, hiçbir şey fark etmez. Spectral Realm'e geçmesine gerek kalmaz falan diye düşünüyordum da duvara tırmanmasıyla güç kazanması arasında bağlantı da kuramadım. Bu arada telekineziyi dedin de hatırlarsan Soul Reaver 1'de Duma'dan çok manasız bir özellik alıyorduk. Şu etrafta dönmek değil mi? Evet. O özelliği yapımcılar telekineziyi programlayamadıkları için eklemişlerdi. Büyük bir ihtimalle telekinezi onun şeyi devamı. Çok komik bir şeydi. Hiçbir düşmana kullanamıyoruz. Etrafında böyle buzda dans gibi etrafında döneceğim de. Ha, sen şey demiştin hatta. Bu neden hiçbir işe yaramıyor dedikten sonra 4 kere bulmaca çözmek için kullanınca. Sadece bulmaca değişti. Evet yani aktif savaşta hiçbir boka yaramıyor. Evet. Sadece bulmaca çözerken. Bir de Duma gibi bir düşmandan alıyorsun. Yani Duma'nın özelliği o. Koskoca Duma'la. Construct ability'di hatta. Hatırladım şimdi. Evet gerçekten bu kadar heybetli ve güçlü bir vampir biladerden alacağımız en sık bu özelliklerden biriydi herhalde. Şey olsa daha mantıklıydı ondan. Pasif gücün arttı. Artık işte hani o bulmacadaki heykeller yerine hani Legend of Zelda'da bu kayaları kaldıramıyorsun diye Power Glove alırsın ya. Hı hı. Gücün arttı artık o dev heykelleri çevirebileceksin falan. Yani. Atak oyun, gücün de artıyormuş. Ya oyun bu ya işte Duman zırhını aldı taktı der. Yani. Yani şık da olurdu hakikaten. Valla. Güzel olur şimdi kafamda canlandırdım da. Ben onu bir çizeyim. Kenarına da Burak Türeyye'ye sevgiler yazmış. Onun hikayesini anlatayım da Fransız kalmasın seyirciler. Burak benden bir adet Elkare mi? Lacurare. Lacurare. Batman Beyond'un bir villain'ı vardır. Lacurare diye. Onu istemiş, onu çizmemi istemişti. Yani en sikik Lacurare'yi çizdikten sonra bir de utanmadan yanlış kesme işaretini kurbanı olarak Burak Türey diye bir elemana çizmişim. Halbuki Burak Türe. Türe yumurtalarının veliahtı olan.
Ve o çizim hala oradadır. Yani dursun, anısı var. Ryan Tart olsun. İkimizin Facebook olsun. Mutant resmi resmen. Şeyden de bahsettim bu arada. Hı. Bu hani Devil May Cry'de de vardı ya, bir yere hapsedersenin ondan çıkamazsın. Evet. Bu da bariz bir şekilde yine Devil May Cry'dan alınma bir özellik. Tıpkı bu Raziel'in arda arda sinirlenip combo yapması gibi tık 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 diye bir saydırıyor ya kılıcı. Hı hı. Bu yani. Ben o duvarlar hakkında bir şey anlatmanı bekliyordum hevesle. Duvarlar? Yok o düşmanlar gelince yollar kapanıyor. Ben öyle bir şeyden bahsediyorsun zannettim. İşte onu diyorum işte. Devil May Cry'dan aldım özellik. Hani orada da böyle bir yere hapseder ya. Evet. Kapatırlar. Ya, orada sen yaklaşınca dev bir el çıkar oradan. İşte orada en azından mantıklı. O el hani seni engelliyor, tutuyor, canını götürüyor falan. Hani iblisler beni engelliyor diyorsun da. Burada da Hilden beni engelliyor diye bir zaten var. Her cevapsız sorunun cevabı Hilden. Diablo'da nasıl rastlantısal harita deyip yırtıyorsan burada da Hilden kedidir kedi. Aynen öyle. Burada oynarken kısmı yerde su birikintisinden yansıması görünüyor bir ara Raziel'in yanlışlıkla. Şurada arkada yolun üstünde duruyor. Büyük bir ihtimalle bug. Ha yok bug değil. Ben bug zannettim. Su birikintileri var yerde. Evet. Gözüküyor şu an. Evet bug zannettim. Ondan sonra bug olmadığını fark edince bayağı şaşırdım. Güzel bir yansıma efekti yapmışlar. Burada da tamamen yanlışlıkla. Normalde savaşı bitirdikten sonra bunu yıkacaktım. Bu çam yarmasını devirmeye çalışırken içinden geçip sütuna vurdum. Şey gibi gözüktü ama. Sen adama vurdun, adam sütuna vurdu da devirdi. Evet. Hoş bir efekt oldu. İsteseler beceremezler böyle bir hoş. Adamların yapmadığını biz Bizans'ınla yapıyoruz. Hani küçükken ağzımıza pelesenk ettiğimiz laf vardı ya, işte eskiden grafikler hede hedeydi biz hayal ederdik falan diye. Yok birader, biz kazık kadar olduk, hala hayal götümüzle uyduruyoruz. Fark eden bir şey. Grafikler ne kadar gelişmiş olursa olsun. Yani. Geldik yine buraya. Sanki sürekli aynı yerlerde dolaşıyormuşum gibi bir his var içimde. Ben buralarda gerçekten o kadar kayboldum, o kadar boş dolanmalar yaptım ki belki bir nefretimin sebebi de odur. Çok gereksiz olan. Benim imza bir lafım var bu LP'de. Vorador'un malikanesi tam çözüm için kullanabileceğiniz en güzel videolar. Hiç siz de mala dönüşmek istemiyorsanız videodan şey yapın diye. Geekli Gecko'ya hemen başvurun. Evet. Rezervasyon numarası. Castlevania 2'yi senin video olmasa sittin seni, oynamazdım yani. Bir eleman da oyun gezerde Soul Reaver 1'den faydalanmış. Hı-hı. Benim şeyden. Geçen sene miydi? Hatırlıyorum. Öyle bir şey sen göstermiştin hatta linkini. Biz böyle gereksiz reklamlar yapmayı seviyoruz. İşte bir oyunu GOG'dan kopyaladık, satın bile almadık. İşte GOG'dan indirebilirsiniz. O da ayrı bir mesele. Elemanın biri, bunu da sen biliyorsun, seyircilere anlatıyorum. Elemanın biri şey demiş, yabancı biri. Soul Reaver 2'nin videosu altına mıydı? Aynısına, tam hatırlamıyorum. Demiş ki, bu oyunu nasıl indirebilirim demiş sanırım. Ben de, hayır, GOG.com'dan sadece $5 satın alabilirsiniz. Şey gibi lan, ne derler? Hediye çeki gönderecekler sana. Beklentin falan mı? Ya Chaotic Natural mı desem? Öyle bir tavır. O dengesiz oluyor şey. O direkt safkan evil oluyor. Lawful evil diyebilirsin belki. Lawful. Necessary evil. Burada geçiş portalını bulamadığımı fark ediyorum. Spectre Ram'de nasıl kapı açacağım diye. Duvara tırmanıyorsun. Hadi kapıyı da aç. Hadi bakalım. Evet, bölümün sonuna geldik bu arada. Kaşla göz arasında çok kısa sürdü. Çok kısa sürdü. Ben herhalde Geekli Gecko. Ben de galiba Failing. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hadi görüşürüz.